Tarihlerimiz 8 Mart'ı gösteriyor. Bültenimize başlamadan önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Daha özgür günlerde, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı daha özgür günlerde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü hakkıyla kutlamak dileğiyle diyelim. STV Ana Haber'e hoş geldiniz. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Ordu'da cezaevi firarisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adını Adalar'da açtığı gençlik merkezine, Eskişehir'de eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuğba Arslan'ın adını da Yeni Doğan Mahallesi'nde yaptığı halk merkezine verdi. Öldürülen kadınların isimlerinin verildiği merkezlerin açılışı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı. Duygusal anların yaşandığı törende katılanlar gözyaşlarını tutamadı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açılışı yapılan ilk merkez Ceren Özdemir Gençlik Merkezi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Odunpazarı Belediyesi, Ordu'da cezaevi firarisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adını Adalar'da açtığı gençlik merkezine verdi. Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nin açılış töreni öncesinde kadın cinayetlerini protesto etmek için Adalar'da kadınların, erkeklerin, gençlerin, çocukların ve yaşlıların katıldığı bir sevgi zinciri oluşturuldu. Adalar Porsuk mevkiinde toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde kadın cinayetine kurban gitmiş kadınların fotoğrafını taşıyarak yürüdü. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Ceren Özdemir'in ailesinin de katıldığı sevgi zincirinde Başkan Kurt, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'in elini bırakmadı. Yürüyüşün ardından Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun. İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösterecek olan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Recep Taşel, Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir ve babası Yılmaz Özdemir'le Ayşe Tuğba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, gazeteci İsmail Saymaz ve birçok vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı açılışta Başkan Kazım Kurt ve Ceren Özdemir'in ailesi gözyaşlarını tutamadı. Açılış töreninde konuşan anne Güfer Özdemir, gençlik merkezinde Ceren'in hayallerinin gerçekleşeceği için mutlu olduklarını söyledi. Benim kızım sanatla iç içeydi. Bu onun yaratılışında da vardı. Her çocuk ağlayarak uyanır, benimki şarkı söyleyerek uyanırdı. Yani bu anlamda biz de onun arkasındaydık, destekçisiydik. Güvenli sokaklarda yaşadığımızı düşünürdük. Kimse bizim başımıza gelmesin diye düşünmesin. Bir film şeridi gibi izliyoruz ama herkesin başına gelebilecek bir olayı yaşadık. Ben burada çok fazla bir şey konuşamayacağım ama öncelikle belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tam da Ceren'imin istediği gibi sanatın her dalının faaliyet gösterdiği bir merkezin açılması bizi onurlandırdı. Başkan Kurt da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün bir direniş ve mücadele günü olduğunu vurguladı. Aslında bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kutlama mı yapacağız, anma mı yapacağız bunu tartışırken bugünün bir direniş günü olduğunu, bugünün bir mücadele günü olduğunu hiçbirimizin unutmaması. İşte biz de o nedenle bugün Türkiye'deki kadın cinayetlerine karşı, cehalete karşı bir direniş örneği gösteriyoruz. Bu merkez, Ceren Özdemir adını verdiğimiz bu merkez, gençlerin direnmesinin aracı olsun istiyoruz. Gençlerin araştırmasının, eğitiminin aracı olsun istiyoruz. Aynı şekilde Yeni Doğan Mahallesi'nde açacağımız halk merkezinde de kadınlarımızın direnmesi, kadınlarımızın sorgulamasını istiyoruz.
Açılışın ardından gökyüzüne beyaz balonlar uçuruldu ve gençlik merkezinin içi gezildi. Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nin açılışının ardından Eskişehir'de eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuğba Arslan'ın adının verildiği Halk Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Odunpazarı Belediyesi tarafından Ayşe Tuğba Arslan'ın isminin verildiği Halk Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Böylece 14. Halk Merkezi de açılmış oldu. Açılışa Ayşe Tuğba Arslan'ın babası Serdar Arslan ve annesi Meral Sondikme de katıldı. Açılış öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının akabinde İstiklal Marşı okundu. Halk Merkezi'nin açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadın cinayetlerine kurban giden kadınları ölümsüzleştirmek istediklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Her yıl 8 Mart'ta değişik alanlarda etkinlikler yapıyor idik. Ancak bu yıl bir farkındalık yaratalım, bir konunun altını çizelim diye kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren hemşehrilerimizin ismini analım, onları ölümsüzleştirelim istedik. Cehalete inat kadınlarımızın yaşamasını sağlamak bizim görevimiz. Hiç kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı yok. Allah'ın verdiği canı almaya kalkmak çok büyük bir günahtır. Ama baktığınız zaman son 5 yılda binlerce kadınımız eşleri ya da yakınları tarafından öldürüldü. Ayşe Tuğba Arslan'ın annesi Meral Sondikme ve babası Serdar Arslan da kızlarının adının yaşatıldığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ettiler. Belediye başkanlarımız, sayın milletvekillerimiz, emekli geçen bütün herkese başkanlarımız, özellikle Kazım Kurt başkanıma, hepsinin emeklerine çok teşekkür ediyorum. Ama maalesef ölmedi, öldürüldü. Bütün gün böyle. Ne diyeyim, ne yapayım ben? 11 Ekim'den beri böyleyim. Bütün gün böyleyim. Ölmedi, öldürüldü. Hayatımın çiçeği, kızım Ayşe Tuğba Arslan'ın hatıratının yaşatıldığı için tekrardan Kazım Başkanıma teşekkür ederim. Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. Halk Merkezi girişinde karanfillerle süslenmiş kızının fotoğrafını gören baba Arslan, "Yavrum nurlar içinde uyu" diyerek gözyaşı döktü. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Kadınların yan yana gelerek kötü gidişatı değiştirebileceğini söyleyen Eskişehir Demokratik Kadın Platformu sözcüsü Umut Özge Yılmaz, "Biz kadınlar yüzyıllardır biriktirdiğimiz mücadele deneyimlerimizi heybemizde taşıyor ve vazgeçmiyoruz. Ne haklarımızdan ne de hayatlarımızdan" dedi. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Kadınlar üniversite caddesindeki bir AVM önünden başlayarak Adalar Porsuk mevkiine kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşün sonunda Eskişehir Demokratik Kadın Platformu adına KESK üyesi Umut Özge Yılmaz bir basın açıklaması yaptı. Eşitlik talebi ve benzeri kadınların en temel yaşam talepleri için başlayan direniş mücadelesi yüzyılları aşmış, bugüne ulaşmıştır. Bugün 2020'nin 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadınların mücadele birikimleri artmış ancak taleplerinin yakıcılığı değişmemiştir. Kadın cinayetlerinin her geçen yıl daha da artarak devam ettiğini ne yazık ki her gün aldığımız yeni haberlerden biliyoruz. Kadınlar kah sokak ortasında, kah evde, kah koruma altında ve boşanma davası çıkışında öldürüldü. Koruma kararı istediği halde verilmediği için kadınlar erkek şiddetiyle öldürüldü veya yaralandı. Ayrılma ve boşanma isteği bahane gösterilerek kadınlar öldürüldü. Evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle kadınlar öldürüldü. Şiddetten kaçarak sığınma evinde yaşayan kadınlar öldürüldü.
erkek arkadaşı olduğunu ailesi öğrendiği için kadınlar öldürüldü. Evli oldukları, beraber oldukları erkekler, eskiden evde oldukları, beraber oldukları erkekler, akrabalık ilişkileriyle bağlı oldukları erkekler, yakınları, tanıdıkları erkekler tarafından kadınlar her gün yeniden öldürüldü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerden biri olan bisiklet turunda kadın, erkek, genç, yaşlı yüzlerce Eskişehirli kadınların mücadelesine desteklemek amacıyla bir araya geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Bisiklet Derneği tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğin başlangıcını Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nursürlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy gerçekleştirdi. Yarış başlıyor diyorum. Bütün kadınlar hep güçlü olsun, hep hayatın içinde olsun. İyi bir gün diliyorum herkese. Güzel şehrimiz ve vekili olmakta hep gurur duyduğum şehrimiz Eskişehir'de bugün gerçekten çok güzel bir gün. Güzelliği öncelikle Eskişehir'in her zaman için, Eskişehir'in her zaman yanında olan başkanlarımız buradalar. Biz bisikleti aslında bir spor aracı olarak değil, bir yaşam biçimi olarak Eskişehir'de yıllardır geleneğimizde olduğu gibi canlandırmak için Büyükşehir Belediye'miz ve Tepebaşı Belediye'miz gereken tüm çalışmaları yapıyorlar. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Velespit Eskişehir Bisiklet Derneği ve Decathlon'un işbirliğinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bisiklet turuna hepiniz hoş geldiniz. Buraya gelen tüm kadınları ve kadın mücadelesine destek vermek için burada olan herkesi kutluyorum arkadaşlar. Etkine Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Bağlar'da bir alışveriş merkezinin önünden başlayan bisiklet turu, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Cengiz Topel Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi, Atatürk Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ali Fuat Güven Caddesi, İstasyon Caddelerinden devam ederek tekrar Bağlar'da son buldu. Bisiklet turu sırasında trafikteki diğer araçlarda korna basarak tura katılanlara destek oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Tepebaşı Gençlik Kolları Koordinatörlüğü'nde de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Tepebaşı Gençlik Kolları Koordinatörlüğü'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Adalar mevkiinden başlayan yürüyüşe CHP Milletvekili Jale Nursürlü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Recep Taşel, Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sultan Özçimen, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve gençler katıldı. Kol kola süren yürüyüşte asla yalnız yürümeyeceksin, dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa sloganları atıldı. Yürüyüş sonunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının akabinde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Büşra Meral açıklama yaptı. Biz kadınlar ayrımcılığa uğruyoruz. Eşit işe eşit ücret almıyoruz. Biz kadınların erkeklerden eksik olduğumuz düşünülüyor. Erkek kadın üzerinde egemenlik kurmaya çalışıyor. Halbuki biz kadınlar duygu, düşünce ve iş gücü bakımından erkeklerden daha güçlüyüz. Bir köle değiliz ve olmayacağız. Eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuğba Arslan'ın annesi Meral Sondikme de oradaydı. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, sadece 8 Mart'ta değil her gün sokaktayım dedi. Acılarak geldi gazete, öldürüldü. Gazete her gün takip edildi ve 11 Ekim'de hastaneye gelen öz kızım Ayşe Tuğba 44 gün sonra hayatını kaybetti. Ben kadınlar günü değil her gün böyleyim. Bütün gün sokaklardayım, her gün böyleyim. Yalnız 8 Mart'ta değil, ölünceye kadar böyleyim. Yaşama şansım yok benim. Gitti artık, gitti, geri gelmeyecek, biliyorum. Biliyorum ama her gün böyleyim.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla onlarca kadın bir araya geldi. Kadınlar adına açıklama yapan Ecem Köse, "Bugün dünyayı değiştirmek için bir aradayız." dedi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Kent Konseyleri, Baro ve TİMOB'un katılımıyla açıklama yapıldı. Kadınlar adına Ecem Köse konuştu. Arka arkaya intiharların yaşandığı bu günlerde yaşanan ekonomik krizin sonuçlarını biz kadınlar iş yerlerimizde, evimizde, sokakta en ağır ve acı şekilde yaşamaktayız. Ev işi, bakım işi yaparken, ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken, ekonomik kriz bir kez daha emeğimizi görünmez kılıyor. Yasta değil, isyandayız. İsyanımız koca dayağına, tecavüze, tacize. Yasta değil, isyandayız. Bu yılda yemeğin tuzu az olduğu için, sevişmek istemediğimiz için, boşanmak istediğimiz için, beyaz pantolon giydiğimiz için, nafaka taleplerimiz için, hayır dediğimiz için öldürüldük. Türkiye'de 2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından katledildi. Köse ayrıca 8 Mart'ın tüm kadınlar için resmi tatil edilmesini istedi. 8 Mart dünyada 33 ülkede genel tatil günlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de 8 Mart'ın tüm kadınlar için resmi tatil olarak ilan edilmesini istiyoruz. Daha sonra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç söz aldı. 8 Mart özel bir gün ama ben bu tek günlere hep karşı çıkıyorum. Bugün iyi de 364 gün olacak. Onu düşünmek lazım. Eğer biz kadınlı erkekli yaşamayı öğreneceksek 365 gün bu şekilde yaşayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eğer toplum kadınıyla beraber koşarsa o zaman başarıya ulaşır diyor. Büyük kurtarıcı. Son 20 yılda ayrıca şunu da ifade edeyim. 3 grup çok kötü 20 yıl geçirdi. Kadınlar, işçiler ve çocuklar. Buna toplumun sahip çıkması lazım. Bunların hepsi cinayetti. Çocuklara bu kadar tecavüz, bu kadar sarkıntılı hiçbir dönemde olmamıştı. Lanet olsun onlara, elleri kırılsın diyorum. O açıdan bizim koklamaya kıyamadığımız o çocuklarımıza nasıl el sürerler anlayamıyorum arkadaşlar. Bu konuda yukarıdakilerin muhakkak ciddi yasalar çıkarması lazım ki bu toplum ancak o şekilde törpülenebilir. Ortak açıklamaya Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi, Tepebaşı Sağlıklı Kentler, Odunpazarı Kent Konseyi, Baro Kadın Komisyonu, TİMOB Kadın Komisyonu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu katılırken CHP Milletvekili Jalenur Süllü ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da destek verdi. Eski kocası tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Ayşe Tuğba Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde babası tarafından yalnız bırakılmadı. Kızının mezarına giderek gözyaşlarına boğulan baba Serdar Arslan, "Kadınlar Günü hep sözde kalıyor," dedi. 11 Ekim tarihinde eski kocası tarafından satırla saldırıya uğradıktan 44 gün sonra hayatını kaybeden 45 yaşındaki Ayşe Tuğba Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yalnız kalmadı. Babası Serdar Arslan, Eskişehir Asri Mezarlığı'nda bulunan kızının mezarına giderek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Allah cennet mekanı eylesin ya Rabbi. Allah'ım nur içinde yatasın ya Rabbi. Mezar başında duygu dolu anlar yaşayan acılı baba gözyaşlarını tutamadı. Yavrum, kızım. 25 Kasım'da kadınlarımızın, bacılarımızın omuzunda toprağa verdik. Kadınların günü. Hep sözde kalıyor kadınlar günü. Hep gösterişte kalıyor kadınlar günü. Kadınlarla ne yetkililerimiz izleniyor, ne ilgileniyor, ne kadınlarımızın sorunlarına çözüm buluyorlar. Ama bu zihniyet böyle devam ettiği müddetçe, kadınlarımız ikinci planda tutulduğu müddetçe, kadınlarımız sanki ikinci bir vatandaş gibi görüldüğü müddetçe bu cinayetlerin arkası durmaz. Ama yetkililere, mercilere, devlet idare edenlere yalvarıyorum, rica ediyorum. Benim yavrum gitti. Başka yavrular gitmesin.
kadınlarımız, kızlarımız, bacılarımız öldürülmesin. Ocaklar sönmesin. Yavrular yetim kalmasın. Artık buna birisi dur desin. ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından bugün çalışan tüm kadınlara aileleriyle vakit geçirebilmeleri ve kendilerine zaman ayırabilmeleri için izin verilerek sadece erkek personelle çalışıldı. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne farklı bir temayla giren Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği bu yıl farklı bir uygulamaya imza attı. %65'i kadın personelden oluşan Eskişehir 112'de fedakar kadınlar sloganıyla bugün tüm çalışan kadınlara izin verildi. Bayanların yokluğunu şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Komuta kontrol merkezi başta olmak üzere kent genelinde bulunan 35 istasyonun tamamında erkek 112 personeli çalıştı. Yapılan uygulama hakkında İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala bilgi verdi. Eskişehir 112'nin toplam personelinin %65'ini kadın çalışma arkadaşlarımız oluşturuyor. Bugün biz her yıl 8 Mart için bir tema belirliyoruz. Bugünkü ana fikrimiz, bu 2020 8 Mart için ana fikrimiz fedakar kadınlardı. Biz bu ana fikir çerçevesi içerisinde erkek arkadaşlarımızla birlikte 8 Mart'ı 112'de Erkekler Günü olarak ilan ettik. Yani bugün kadın arkadaşlarımız Eskişehir'de 35 noktada bir komuta kontrol merkezi olmak üzere 36 noktada bugün hiçbir kadın arkadaşımız Eskişehir 112'de nöbetçi değil. Biz bugün onlar çocuklarıyla, eşleriyle vakit geçirsinler diye onlara her 365 gün, her gün onların yaptığı fedakarlığı bugün biz yapmış olduk. Dolayısıyla bugün sadece erkekler nöbetçi Eskişehir 112'de. Bu haliyle Türkiye'de eşi görülmemiş bir uygulamaya imza atmış oluyoruz hep birlikte. 9 yıldır 112'de görev yapan Haluk Kıvanç, kadın çalışanların hepsinin saha dışında olduğunu belirterek bugün biz erkekler sahayı devraldık dedi. Buranın bir çalışanı olmaktan gurur duyuyorum. Bu tip şeylere ön ayak olan başhekimimiz Veli Görkem Pala'nın önderliğinde bugün gerçekten Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz ve kadın çalışanlarımızın hepsi şu anda saha dışındalar. Biz erkekler olaraktan sahayı devraldık. Bugün 24 saat görevimizin başındayız. 13 yıldır 112 çalışanı olan Ali Ören ise bugünkü uygulamamız kadınlara verdiğimiz değeri gösteriyor ifadelerinde bulundu. Kadınlara verdiğimiz değeri gösteriyor bu. Yani gerçekten güzel bir uygulama. Türkiye'de belki de tek olan bir uygulama. Yani Eskişehir 112 adına. Yani o konuda gerçekten mutluyuz. Yani kadınların adına gururluyuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Ringlere kadın eli değdi. Kadınların yeni hobisi dövüş sporları. Eskişehir'de ilgi duydukları dövüş sporlarını hobileri haline getiren kadınlar ön yargıları yıkarak ringlerde ter döküyorlar. Boks, kickboks ve muay thai gibi dövüş sporlarına kadınların ilgisi gün geçtikçe artıyor. Seyirci olmanın ötesine geçen birçok kadın ringlerde boy gösteriyor. Bu sayede kadınlara karşı oluşan ön yargılar da yine kadınlar tarafından yıkılıyor. Eskişehir'de boks sporuyla uğraşan 4 kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturma adına ringe çıktı. Boksa 14 yaşımda başladım. Pek iç açıcı bir şey olmadı aslında. Annemin vefatından sonra başladım. Rahatlamak, terapi amaçlı gidiyordum önceden. Daha sonra bayağı bir keyif almaya başladım. Dışarıdan mesela bana da nasıl yapıyorsun boks diyorlar. Ama ben dışarıda hem kadınsa özelliğimi koruyorum. Ringin içine girdiğimde de gayet disiplinli bir şekilde antrenmanımı yapıyorum. Erkek yapar, bayan yapamaz. Kadın yapamaz. Öyle bir şey yok. Bence erkek de kadınla eşit durumda şu anda. Benim için şöyle bir güzellik var. Kendi potansiyelimi keşfettiğim, fark ettiğim bir spor. İçinizde bir güç var. O uyuyor ve bir gün onu uyandırıyorsunuz. Bir daha asla uyumuyor sonra. O yüzden de öyle bırakmak, kopmak gibi bir şey söz konusu olmuyor. İnsanlar ister istemez beklemiyorlar. Sizde baktıkları zaman öyle bir şey potansiyel görmüyorlar ama dediğim gibi içeride uyuyan bir güç var. Onu eğittiğiniz zaman onu kullanabileceğinizi biliyor olmak kendinizi daha güvenli hissettiriyor. O yüzden bunu her kadının aslında bu konuyla ilgili
kendindeki o gücü keşfetmesini diliyorum. Kadınların yapamayacağı spor dalı olmadığını adeta haykıran ojeli eldivenler, ringde profesyonel boksörleri aratmadılar. Bu sporu biraz daha hani kaba kalıyor gibi kadınlara ama öyle değil aslında. İçine girdiğinde herkesin yapabileceği bir spor. Çünkü hani kadının gücü kendine göre, erkeğin gücü kendine göre kullanılabiliyor. Onun için kadınların da daha sık yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Sırf erkek bir sporu değil çünkü. Boks da, kickboks da, muay thai de aynı şekilde. Kesinlikle bir erkek sporu olmadığını, hani bütün bayanların yapması gereken bir spor olduğunu düşünüyorum artık. Ve bırakamıyorum da zaten. Ya ömrüm yettiği kadar da yapacağım gibi geliyor bana. Ben gerçekten çok özgüvenim yok o konuda, yapamam. Hani çünkü sert bir spor, yakışıp yakışmayacağını bilmiyorsun. Komik durabilirsin diye düşünüyorsun ama İşte Emir hocam diyor ki yapamayacağım bir şey yok. Boks sana her şeyi öğretiyor dedi ve hakikaten öyle oldu yani. Hani ben çok uzay sporu yapıyorum gibi algılanıyor. Hani nasıl boks mu yapıyorsun? Hakikaten kadınlar bu fikre biraz daha uzak. Ama çevremde birçok insan hani bunu yapmaya başladı ki merak salmaya başladılar, araştırmaya başladılar. Bence yani insanlara iyi örnek olduğumu düşünüyorum yani. Antrenör Emre Karaca, kilo vermek için etkili olmasının yanı sıra boksa olan ilginin artmasında, kadına şiddet gibi konularında yer aldığını söyledi. Kadınlar bunu inanılmaz seviyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi de zaten inanılmaz derecede sıkılaştırıyor ve kilo kaybına sebep oluyor. Zaten bu da kadınların ilgisini büyük oranda çekiyor. O yüzden şu anda mesela kickboksa olan ilgi kadınlar tarafından daha fazla. Keyif de aldıkları için gerçekten öğrenmek istiyorlar. Hatta bazen sorular sorular. Hocam acaba gerçekten birini dövebilir miyim falan diye. Ya da işte hocam bir şey olduğu zaman hani bir şey yapabilir miyim? Ya da sizce durumum nasıldır diye soruyorlar mesela. Ondan sonraki süreçte ilk önce kilo kaybı. Ondan sonra işin içine girdikten sonra kesinlikle öğrenmek istiyorlar. Çünkü inanılmaz keyif alıyorlar. Ve bir de kendilerini daha güvende hissediyorlar. Çünkü bu spor gerçekten insanın özgüvenini, kendine olan saygısını, disiplinini kesinlikle ama kesinlikle geliştiren bir spor. Saadet Partisi İl Kadın Kolları Tanıtma Başkanı Ayşe Öner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çözüm yollarının konuşulduğu gün olmaktan öteye geçmediğini söyledi. Saadet Partisi'nin haftalık pazar toplantısında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ele alındı. Saadet Partisi İl Kadın Kolları Tanıtma Başkanı Ayşe Öner, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün çözüm yollarının konuşulduğu gün olmaktan öteye geçmediğini söyledi. Devlet, uygulanan şiddetin önüne geçebilmek için panik butonu, konuk evleri, kadına şiddete son, ala 183 hayat kurtarır projeleriyle tedbir almaya çalışıyor. Ancak istatistikler gösteriyor ki, alınan tedbirlere, çıkarılan yasalara, uluslararası sözleşmelerle kadının bilinçlendirilmesine rağmen şiddet her geçen gün artış göstermektedir. Ülkemizdeki eğitim seviyesi yükselmesine rağmen kadına uygulanan şiddetin oransal büyümesi de bizi kaygılandırmaktadır. Anlaşılmıştır ki şiddet sadece diploma ile çözüm bulmak yeterli değildir. Toplumun en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda hepsinden aynı cevabı alıyoruz. Herkes bu sorunun ahlak sorunu olduğu üzerinde duruyor. Biz bu soruna sebep olacak ihmalleri çok uzun yıllardır söylüyoruz. Önce ahlak ve maneviyat ilkesini ön plana çıkarmamızın sebebi de budur. Ancak ne yazık ki gerek eğitim sisteminin bozulması, gerek aile mefhumunun zedelenmesi, gerekse kabul edilen uyum yasaları ile toplumun temeline ciddi dinamitler atılmış ve gördüğümüz bu tablo ortaya çıkmıştır. Emek Partili Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına konuşan Şule Yapar, kadınlarımızı geleceklerine sahip olmaya çağırıyoruz dedi. Emek Partili Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına konuşan Şule Yapar, kadınlarımızı geleceklerine sahip olmaya çağırıyoruz dedi. Biz kadınlar sürekli aile içindeki makbul kadınlık görevlerini hatırlatanlara, kadına toplumun eşit bireyi olarak değil, erkeğin tamamlayıcısı, itaatkar eşi olma misyonu biçenlere, boşanmayı zorlaştıranlara, hakları kısıtlayıp hayatları zindan edenlere hayır diyoruz. 2019 giderek dozu ve sayısı artan taciz, tecavüz, şiddet ve kadın cinayetleriyle geçti. Önleyici politikalar üretilmesi gerekirken şiddeti perçinlemek ister gibi 6284 sayılı kanuna ve İstanbul Sözleşmesi'ne saldırı artmış, yok sayılıyor.
Milli eğitim kitaplarından toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı çıkartılıp karma eğitim karşıtı uygulamalar hayata geçirilmeye çalışılmasına hayır. Böyle gitmez diyor. 8 Mart'ta kadınları geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Demokrat Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ural Çakır, partisi adına yüreklerindeki tüm sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Çakır sözlerine Türkiye'de ilklerin birçoğunu gerçekleştiren TÜLOMSAŞ'ın son durumuna ilişkin yorumlarıyla devam etti. Demokrat Parti'nin bu haftaki pazar toplantısının açılışı Dünya Kadınlar Günü ile ilgili ifadelerle başladı. Demokrat Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ural Çakır, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü Demokrat Parti adına kutluyorum. Açıklamasının devamında Ural Çakır, TÜLOMSAŞ'ın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir kurum Ankara'dan yönetilemez dedi. Türkiye'nin medarı iftiharı, şehrimizin göz bebeği, binlerce insanın ekmek kapısı olan TÜLOMSAŞ maalesef artık yok. Eğer yüksek hızlı tren burada yapılacaksa TÜLOMSAŞ daha da geliştirilmeliydi. Böylesine büyük bir kurum Ankara'dan yönetilemez. Çünkü en küçük satın almaların ya da verimliliği arttırmak için yapılan planlamaların onayı Ankara'daki genel müdürlükten alınacak. Bu da bürokratik yavaşlığa ve hantallığa neden olacaktır. Burada izah ettiğim konuyu TÜLOMSAŞ'ın iç yapısını bilmeyen bilemez. Sadece ahkam kesmiş olur. Daha kötüsünü düşünmek istemiyoruz. Ama tıpkı şeker fabrikalarında olduğu gibi kısmen özelleştirmeler yapılabilir. Bu da Türk Demiryolları fabrikalarının sonu olur. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen yaratıcı yazarlık atölyesine katılan kadınların atölyede oluşturdukları eserlerden oluşan Mevsimler sergisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Haller Gençlik Merkezi'nde açıldı. Kadınlara yönelik verdiği hizmetlerle kadınları her alanda güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda açtığı atölyelerden biri olan Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nden çıkan eserleri sergi haline getirdi. Haller Gençlik Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan Mevsimler sergisinin açılışını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce gerçekleştirdi. Atölyeye katılan kadınlara emekleri dolayısıyla teşekkür eden Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların arkasında durmaya ve onları her alanda güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Pek çok kadın arkadaşımız söyleyecek sözümüz var dediler, hikayeler, öyküler yazdılar ve bunu mevsimlere göre hikayelendirdiler, çeşitlendirdiler ve bugün sizlerin karşısındalar. Ben bu güzel yürekler için, sözünü söyleyen kadınlar için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve mücadelemiz her gün sizlerle daha da büyüsün diyorum. 16 katılımcının toplam 34 eserinin yer aldığı sergiye Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Sergi açılışı sonrası katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kadın Yönetmenler ve Kısa Filmler etkinliğine katıldı. Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda gün boyu 5 film sinema severlerle buluşurken, film gösterimleri sonrası kadın yönetmenlerle soru-cevap etkinliği gerçekleştirildi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Firuz ve Gülay Kanatlı'nın yeğeni Adnan Kanatlı son yolculuğuna uğurlandı. Cenab-ı Allah kendisine ve sizlerin geçmişlerine rahmetiyle muamele eylesin. Geçen gün geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Firuz ve Gülay Kanatlı'nın yeğeni 68 yaşındaki Adnan Kanatlı ebediyete uğurlandı. Merhumu hayattayken nasıl bilirsiniz? İyiliğine şehadet eder misiniz? Akrabalık, dünyalık ve ahiretlik haklarınızı da
helal eder misiniz? Kanatlı'nın naaşı Gümülcine Camii'de öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanına defnedildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze namazına Vali Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP Milletvekili Jalin Ursüllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuzhan Özen, ETO Başkanı Metin Güler, İş İnsanı Cemalettin Sarar, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve yakınları katıldı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve İş İnsanı Cemalettin Sarar işbirliğinde 8 Mart Kadınlar Günü Hatıra Ormanı'na 2000 karaçam ve sedir fidan dikildi. 2020 ilkbaharının ilk fidanları Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dikildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve İş İnsanı Cemalettin Sarar işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Hatıra Ormanı'na 2000 karaçam ve sedir fidanı dikildi. Gürpınar ve 75. yıl mahalleleri arasında kalan ve toprak işlemesi Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan 10 dönümlük sahadaki etkinliğe Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İşletme Müdürü Doğan Kiraz, İş İnsanı Cemalettin Sarar, Protokol Müdürü Alaaddin Çoban, Yönetim Kurulu üyeleri, Gürpınar Mahallesi Muhtarı İsmail Keskiner ve özellikle 200 kadın çalışan aileleriyle birlikte katıldı. Fidan dikiminden önce bir konuşma yapan İş İnsanı Cemalettin Sarar, katılımcıların Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Bugün en önemli günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Biz daha fidan dikmedik. İnşallah ağaçlarımız fidanlık olacak. Fabrikalarımızın bahçesinde binlerce ağaç var. Orman Müdürüme teşekkür ediyorum. Hepsini onlar getirdi. O arkadaşlar bize yardımcı oldu. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Kadınlar gününüz de kutlu olsun. Orman Bölge Müdürü Recep Temel ise mevsimin ilk fidanlarını diktiklerini belirtti. Biz de artık orman teşkilatı olarak hep dağların arkasında çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları hiç kimse görmüyor. Siz de tahmin ediyorum ki birçoğunuz buraya geldiğiniz zaman bu tür çalışmalar görmüş olacaksınız. Ama sizin gibi ülkemizin güzide kuruluşlarıyla bu tür etkinlikler yapmak bizim görünürlüğümüzü arttırıyor. Ne yaptığımızı, nasıl çalıştığımızı hem kamuoyuna hem sizlere duyurma şansımız oluyor. Konuşmaların ardından Orman İşletme Müdürü Doğan Kiraz fidan dikimini tarif etti. İlk fidanı protokol kadınlarla birlikte dikti. Daha sonra sahaya dağılan katılımcılar bayram havasında 2000 fidanı toprakla buluşturdu. Kumanya ikramının ardından program sona erdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen kahvaltıda yaklaşık 600 gençle bir araya geldi. Programda gençlere seslenen Başkan Ataç, her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim dedi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bu yıl 15.si düzenlenen Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin geleneksel kahvaltı etkinliğine katıldı. Programa Başkan Ataç'ın yanı sıra gençlik merkezleriyle işbirliği halindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gönüllü eğitmenler ve merkezlerden yararlanan gençler olmak üzere yaklaşık 600 kişi katıldı. 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül gençlik merkezlerindeki gençlerle buluşmasında bir konuşma yapan Başkan Ataç, her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Geriye dönüp 9 yıl geriye dönüp baktığımızda mesela 220 etkinlik yapılmış. Ne yapılmış? Turnuvalar yapılmış. Söyleşiler, geziler, doğa yürüyüşü ve yaklaşık 30 bin kardeşimiz bu etkinliklere katılmış. Gençlik merkezi açılırken şunu ifade ettim konuşmamda. Bakın biz burayı açıyoruz ama sizler yöneteceksiniz dedi. Bizim arkadaşlarımız sadece size kolaylaştırıcı olacak. Bu üç merkezimizde genelde baktığımızda 40 binden çok fazla siz genç arkadaşlarımız buradan yararlanıyorsunuz. Dileyim seneye 80 bin olsun, 100 bin olsun. Ne kadar genç arkadaşımız buralardan yararlanırsa biz övünürüz. Gerçekten övünürüz.
Başkan Ataç konuşmasının devamında Tepebaşı Belediyesi'nin Türkiye'ye rol model olmuş proje ve çalışmalarını gençlere anlatırken katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve gençlerin Başkan Ataç'a her zaman yanlarında olmasından ve hayata geçirdiği projelerden dolayı teşekkürlerini iletmesiyle sona erdi. Bu haberimizle bültenimizi burada noktalıyoruz. Haberleri aktardık. Gelişmelerde tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.